Merhaba arkadaşlar, Gitar Teknikleri.com'a hoş geldiniz. Bugün çok özel bir yerdeyiz. Uzun zamandır sizlere e, Facebook üzerinden söylüyordum. Hatta bir yılı geçti. E, Sennheiser Neumann tanıtım günleri diye bir başlık atmıştım. Ve şu an ilk olarak Neumann'la başlayacağız. E, Neumann'ın monitörleri hakkında sevgili Sinan Buğdaycı'dan bilgi alacağız. Şu an tam olarak neredeyiz arkadaşlar? Görüyorsunuz çok güzel bir ortam var. Önümüzde bir kırmızı koltuk, sehpamız, kulaklıklar. Siz hele arkayı göreceksiniz şu an, göremiyorsunuz ama detaylarını size fotoğraflarla zaten Facebook üzerinden vereceğim. E, Metan firmasının, yani Sennheiser Neumann'ın Neumann Distribütörlüğü'nün Gümüş Suyu'ndaki ofisindeyiz. Burası da onların e, deneme odası diyebileceğim. Doğru mu olur deneme odası? E, gerçekten çok güzel bir yer. Bugün de birazcık böyle benim için torpilli olduğumdan dolayı birazcık düzenleme oldu. E, Sinan abi gelelim Neumann monitörlerine. Evet. Ben Neumann markasının hastasıyım. Öncelikle onu söylemek istiyorum. Çünkü mikrofonlarını kullanıyorum kayıtlarımızda, akustik gitardan tutun vokallere kadar, konuşmalara kadar. Yani benim için hep böyle ayrı bir yeri vardı Neumann'ın. E, hani kalitesinden dolayı, çizgisinden dolayı. Evet. E, zaten hani böyle mikrofonlarını da elime alınca zaten e, çok e, hoşuma gidiyor kalitesi de çok belli oluyor peki monitörler e, çok iddialı duruyorlar yani arkadaşlar şimdi evet, detaylarını görüyoruz de, birazcık evet e, öyle ses yani. konusunda nasıl peki bunların biraz detaylarını öğrenebilir miyiz şimdi e, normalde e, biliyorsunuz Neumann e, mikrofon üzerine Hı -hı. uzmanlaşmış o yani mikrofonlar üzerine Hı -hı. uzmanlaşmış bir firma fakat da, piyasada da bir açık var midrange e, stüdyo monitörlerinde ve daha önce ClientHumel markası altında <laughs> ün yapmış bir evet. stüdyo monitörü markası vardı. Bu Neumann tarafından satın alındı. Ve Neumann bunların üzerine geliştirmeler, araştırmalar yaparak bunların performanslarını arttırarak ama Client Hummel'den de gelen o teknik özellikleri de koruyarak çünkü Hummel'in de Türkiye'de pek fazla belki yargın olmamasından evet. do dolayı Belli bir, çizgisi e, vardı herhalde. bir e, üstüne katkı payına bulunmak istedi kendi ismiyle çünkü sen de dediğin gibi e, sonuçta Noyman e, kendine ait bir ünü var o da e, yani mikroskobik detaylı ses diye geçer <laughs> <Bayağı> e, e, <laughs> o, işte bu mikroskobik <laughs> detaylı sesi mikrofondan alıp e, aynı zamanda sürü motorlarını taşımak istedi Hı -hı. E, burada da e, temel olarak tabi e, sıfırdan başlanacak e, bir söktör olmamalıydı. Hı hı. Yani, hı hı. Doğru ifade ettim bilemiyorum da, hani e, birden e, kendi tasarımını yapıp bir e, stüdyo monitörü üretmeniz çok zor. zor. Bir e, eski know üzerine bunu kurmanız lazım ve bu know-how'u da e, Clarence Humel'den tercih etti çünkü Clarence Humel'in de geri gerçekten e, Neumann'a yakışacak e, bir pozisyondaydı. Doğru. Zaten e, dediğiniz şey ben çok katılıyorum. Yani sıfırdan bir şey üretip bir şey lanse etmek gerçekten günümüz dünyas, dünya pazarında bakarsanız evet. biraz zor olabilir. E, bunu birçok firma yapıyor. E, şu an adını veremeyeceğim. E, Farklı yazılımlar geliştiren, evet. ses kartları geliştiren bir sürü firmalarda zaten bu tarz satın almalar ve değişiklikler görüyoruz. Hepsi kendi birikimlerini mevcut olan markanın üstüne koyup tekrar yeni bir şey tasarlayıp zaten piyasaya koyuyorlar. Evet. Neumann da yine böyle bir şey yapmış. Peki bugün hangi modeli? Bugün özellikle KH310 üzerine değinmek istiyorum. Hı hı. Çünkü KH310 piyasada tam yeri doldurulmamış mid-range ve near-field e, stüdyo monitörlerindeki açıyı kapatmak üzere Neumann tarafından e, upgrade edildi diyelim. Çünkü zaten oturmuş bir ürün olmakla birlikte e, her üründe olduğu gibi e, daha perfeksiyonize edilebilecek kısımları vardı. Bunları incelediler. Bu ortalama 3-4 yıl bir çalışma oluyor. 3-4 yıl bunlar. önce de bu hoparlör Clarinth e, olarak vardı. Hı hı. Fakat e, buna e, Neumann e, kendisinin sahip olduğu mikrofon teknolojisinden de gelen akustik bilgisini e, gömmek istedi bu teknolojiye ve burada birçok argeler yapıldı. E, bu da 3 yıllık bir e, sonuç. Yani e, niye beklendi hemen 3 yıl sonra çıkmadı diye piyasada e, bir şey oldu. Yani Çalkalanma, e, çalkalanma oldu <laughs> ama bunların e, beklemenin süresinin çok etkin bir şekilde ürüne dönüştüğünü ve üründe yansıdığını e, gördük. Ve şimdi ben bu etkileri anlatmak istiyorum. Evet evet. Arkadaşlar bu kısım çok önemli. Kulağınızı dört açmanızı istiyorum gerçekten. E, kaliteli sesin e, birazdan tanımına ilişkin e, bazı bilgiler alacağız. E, çünkü gerçekten ben bunları dinledim. Tabii size burada ne, ondan da biraz bahsedeyim. Hepiniz merak ediyorsunuzdur. E, gerçi biz bunu kendi aramızda çok tartıştık ama sonunda yani e, şöyle bir durum çıkıyor. Ne monitörler çıplak kulakla ancak anlaşılabilecek. Biraz da zevk işidir deyip hani bu konuyu aslında özetlemek istiyorum ama e, biz size bir ortam kaydediciyle ya böyle bir dakikalık bir şey dinletmeye çalışacağım. Umuram orada biraz. Fikir fikir sahibi olmasın, olabilirsiniz detaylar konusunda ama e, dediğim gibi bu tarz ürünler sanırım en güzel e, karşısına geçip e, uygun bir e, müzik açıp dinlemekle oluyor sanırım. Değil uygun mi? derken tanıdığınız aslında. Tanıdığınız, bildiğiniz, yani, sevdiğiniz e, bir şey. İyi bir kayıt e, getirelim, dinleyelim değil. Hı -hı. Benim yıllar önce sürekli kulağımın alıştığı bir kayıt da bunu dinlemem lazım, fikriyle dinlenmesi lazım. Süper. E, stüdyo monitörleri. Bunu da Çünkü e, yeni bir kayıt, çok güzel de kayıt yapılsa da e, kafada oturmuş değil. Çünkü dinledikçe bir parçayı o detayları herhangi bir hoparlörde de olsa sonradan sonradan duymaya başlıyorsunuz. Doğru, doğru. İşte o zaman tanıdığınız sesi yeni bir monitörde dinlediğinizde eğer bunun üzerine bir artı katıyorsa o zaman hemen anlıyorsunuz. Doğru. Çünkü parça eskiden biliyorsunuz. Farklar ne oldu ben bu hoparlörde bunu dinlediğim zaman tizlerde daha bir lineer gidişim var yoksa baslar daha güzel mi vuruyor gibi anlamamız açısından mutlaka tanıdığımız bir kayıt olacak. Onu dinlememiz lazım. Evet, yoksa bunu direkt da unutmayın arkadaşlar <laughs> bu da önemli <laughs> bir az detay. Az önce sen de belirttin. Hani bunu burada kaydediyoruz dinleteceğiz insanlara birer dakikalık. Evet. Fakat aslında bu sadece nasıl diyeyim ufak bir öngörü evet. e, tam şekilde bu stüdyo monitörünün bunun değil yani herhangi bir stüdyo monitörünün bir. E, verimini e, bu kayıtla yansımamız çok zor. Çünkü Doğru. burada biz e, kayıt yaptığımızda e, monitörü değil monitörün bulunduğu mekan içerisinde davranış şeklini kaydediyoruz. Yani e, free field dediğimiz ölü bir akustik alan değil. Burada gördüğümüz gibi biz, biz buna yaklaşmaya çalışmıştık. E, bu akustik gidericilerle Çünkü yansımalar da bizim şu an kayda girecek. E, fakat buna rağmen yetebilir bir ön e, görüş sağlamış oluruz. Tabii ufak oluruz. bir bilgilendirme vereceğiz evet. ama yine dediğimiz gibi özetle e, çıplak kulakla dinlemeniz ve kendi bildiğiniz müzikle hı. sevgili Sinan abinin de dediği gibi bu önemli bir detay bunu es geçmeyelim. Hı. Gelelim modelimize. Şimdi e, KH310 yurt dışında 310'da deniyor. Hı hı. E, şaşırmasınlar. Yani ayrı modeller değil. Yani... 310 ya da İngilizce 310 e, gibi deyimleri de var ama aslında 310'dur bu. Azıcık jargondan evet. ha, kaynaklı. Tarafı hı hı. şeklinden evet. değişiyor. E, 310, 3 yolu bir hapolörümüz. Hedefi orta boyutta e, stüdyolara pardon hani. E, Mix e, Master aşamasında kullanabilecek stüdyolarda diye yani, toplayabilir miyiz? E, Profesyonelle giden evet. yoldaki e, stüdyolara hitap yazılmış, e, üretilmiş bir e, Nirfield Speaker. E, üç yolu dedik. E, üç yolumuz da 8 e, inç low driver Hı -hı. kullanılmış, 3 e, inç bir midimiz var Hı -hı. ve 1 inçlik biti e, bitirimiz yani highlarımız. E, burada Dikkate çeken e, kısım, aslında burada belki hiç dikkat etmediniz siz, oval bir yapımız var. Evet. Bu oval yapı e, waveguide diye isimlendiriliyor Neumann tarafından e, ve bu oval yapının e, çok önemli bir e, faktörü var. Normal klasik hoparlörlerde bunlar yuvarlaktır. Evet yani şurası gibi evet, daha klasik evet, hatlar evet, sahiptir. Fakat e, bu oval yapının etkilerini şimdi anlatacağım Hı -hı. ben. E, asıl etkisi tizlerde yani yüksek frekanslarda oluşuyor. Hı -hı. Örneğin şimdi bu hoparlörü biz e, stüdyo masasına koyduğumuzda önünde durduğunda bir masa olacak. O masa eğer bu yuvarlak olsaydı refleksiyonları alıp bize yansıtacaktı. Yani ben masanın karşısında duruyorum ve hoparlör karşımda ama ben direct sound'un haricinde masaya vurup gelen sesi de dinliyorum. Çünkü buradaki koni yapısı, klasik yuvarlak yapı da ona müsait. Sesi aşağıda veriyor, dikeyde yani hatta tavana da veriyor. Hmm. Ve bu e, tizlerde e, bir direct sesin, yani asıl kayıtta olan değil de kayıdın duvardan yansıyarak ya da masadan yansıyarak gelmiş halini alıyoruz doğrudan geleni de aldığımız için ya. iki kere geliyor sinyal evet, bize ses önce hem bize geliyor direkt hem evet. yukarıya veya aşağıya çarpıyor evet. veya hepsine birden çarpıyor Doğru. sonra da bize geliyor aynen İki farklı şekilde yani duyuyoruz. direct sound ve en direct en sound dediğimiz olayı yaşıyoruz ha hmm. bu neler yaratıyor bir evet ee, yansıyan ses özellikle bir kere mesafe kat ettiği yol uzun olduğu için bir kere desibel olarak güç kaybına uğraşıyor. Hmm. bir iki delay oluşuyor. Yani latency. Yani doğrudan gelen ses şu mesafeye e, bir saniyede geliyorsa hesap o, kolay evet, olsun diye evet, anlatıyorum. Evet. Tavana yansıyıp geldiğinde iki saniyede geldiğini düşünün. Ses bize geliyor. Hep bunlar milisaniye, mikrosaniye civarında tabii, oluyor bu de Anlanması kolay olsun diye bu şekilde örnek verdim. İşte biz bunu e, burada gidermek istedik. E, ve burada bu oval yapıyı yaparak tavana giden ve zemine giden sesi özellikle de ses masamıza gelip yansıyan sesi önlemiş oluyoruz. Minimize. Evet. Bu da zaten Neumann'a ait bir Patent. tasarım. Patent evet, diyebiliriz. diyebiliriz. Aslında onun MMD diye bir kısaltması da var. Hmm. Fakat ticari adı olarak waveguide diye geçiyor. Eyvallah. Burada yani dalgaları bizim yüksek frekanstan çıkan önce bir yönlendirmiş oluyoruz. Kayıpsız, Gayris kayıpsız bir duyum sağlıyor bize. Yani daha Türkçeleştirirsek kayıpsız e, demeyelim de hı hı. katkısız. Katkısız. Çünkü hı. en direct sound'un katkısını artık Pardon, 60 e, oluyor sadece evet. direct sound'u olabildiğince oluyor. Şöyle hayal evet. edersek frekanslar bize direkt geliyor karşıdan geçtiğimiz hı. gibi karşıdan. Yani e, burada bunu e, önemli bir unsur olarak e, söyleyebilirim. Bu da bizim e, tizlerimizin çok daha gelen hı hı. sese yakın olduğunu veriyor. Yani ana kaynaktan evet. Orijinal ses neyse evet. o geliyor. Çünkü yansımalar olsaydı biz orijinal sesin yanına katkı payı vermiş, indirect sound'ları da almış olacağız. Evet, evet, Ve e, bize belki kaydımız kötü gelecek. Oysa kayıt belki şey, çok iyi çok içeride yapıldığında. Boşuna orada da. uğraşacağız. Zaman Doğru. kaybına sebep olacak. E, gibi avantajlarımız var. Harika. Şimdi fakat e, bir şeyler daha var. Burada çok önemli. Bundan da önemli. Valla heyecanlı, <laughs> heyecanlı şu an. Heyecanlandım. Şimdi low driver'ımız <laughs> e, gördüyseniz burada dikkati çekenler olmuş olabilir belki. Şurada çentiklere sahip. Evet onlar benim evet. dikkatimi çekmişti. Şimdi bunlar daha önceki modellerde yoktu. E, bu hoparlörde olsun, başka hoparlörde olsun genelde alt frekanslarda düğüs kolaylıkla oluşabiliyor. Hı. Bu da e, membran çapıyla alakalı. Ee, bir konum. Ee, biz buna akustik teknolojide duran dalga olayı diyoruz. Hmm. Yani bu membran rezonansa giriyor çapına bağlı olarak belirli frekanslarda. Bu sadece alt frekanslarda yok. Midde de var, hayda da var. Ama low'da en güzel şekilde kulağımıza gelebiliyor bu distorsiyon. Diyoruz ki ya baslarda bu hoparlör biraz ıı, zıngırdamaya başladı evet. halk diliyle diyelim artık. Titreşim yapıyor evet. böyle. İşte bunu Neumann araştırmış, keşfetmiş ve demiş ki bu buradaki salınımdan dolu oluşuyor bu. Hmm. Bu salınım bunu alıyor, komple membrana veriyor. Membranda bizim kulağımız iletiyor. İşte bunu gidermek için hesaplamış dalga boyunu belirli matematiksel formülle şuraya çentikler koymuş. Bu sayede alt frekanslara kadar hiçbir distorsyonsuz bu bildiğim kadarıyla 36 herse kadar çok güzel inebilen bir hoparlör. Ve dikkatini çekerim bunun bas refleks dedikleri de yok. Yani tamamen kapalı bir hoparlördür doğru, bu. Doğru. Ee, bunun da avantajları var. Yani üfleme yok. Çünkü bu üflemeler dahi e, insanların basları yakında oturuyorsunuz. Masayı kullanıyorsunuz. Hoparlör önünde üflüyor. Bu ilk etapta klasik e, anlayışta basları daha güzel verecek anlamına geliyor ama aslında o üflemeler sizin e, psikolojik algılamanızı etkiliyor. Bas iyi vurmasa da o sesi siz e, mikro düzeyde basınç olarak hissettiğiniz için aslında o ses değildir, üflemedir. Evet. Yani havada uğuldama gibi diyebilir evet, miyiz? Uğuldama da Hı -hı. gibi diyebiliriz Hı -hı. ama bu hoş gelebiliyor insanlara ama aslında hiç Doğru de hoş değil, değil çünkü o kayıtta yok. Hı -hı. İşte bu o da giderilmiş durumda. kentiklerin ee, e, bir diğer avantajı da e, frekans biraz daha aşağı inmiş. Az önce 36 dedim ama aslında 34'lere kadar inebiliyor. Bunlar ciddi rakamlar evet. herhalde. Şimdi çentiklerin dışında Klein Hummel'den devralınan teknolojide driver'lar da içerisinde yani bobinleri e, optimize edilmiş. Yani içindeki alaşımlar yani e, bobin diyelim e, şeyden e, gümüş alaşımından olabilir. Bakır olabilir. Bunların hepsi ağırlık ve içerideki bobinin kaldıracağı yük değişebiliyor. Tabii. Bu durumda o momentum kuvvet, newton kuvvetler ayarlanabiliyor. Onun için belli bir alışım kullanılarak driver optimize edilmiş. Burada şu elde edilmiş. Normalde o 310 eskiden neyse amfi içerisindeki aynı ve 150 watt. Hmm. Fakat şu an aynı amfi olmasına rağmen driverdaki bu optimizasyondan dolayı 3, e, 210 watt birim alabiliyoruz. Ya da yani e, oldukça e, bir güç artışı sağlanmış. Bu aslında bunu NIRFILT hoparlörümüzü orta boy e, stüdyolardan biraz daha yukarıya kadar kullanabileceğimiz anlamına geliyor. Çünkü 150 watt lan 210 watt arasında oldukça Ciddi bir fark, fark var. var. Fakat şunu da yanlış anlamasın da seyircilerimiz. Yani hapolörün gücü arttı, daha iyi diye bir şey yok. O değil, o Çünkü, başka yani bir şey. Bu başka bir olay. Fakat bu efektimiz var. Çünkü siz 30-40 metrelik bir stüdyoda Zaten ihtiyacınız olan 50-60 wattlık bir stüdyo monitörüne ihtiyacını görürsünüz. Fazlasını açamazsınız. Açsanız zaten bu mekan zangırdamaya başlar. Tavanlar titrer. Çok daha fazla masraf yapmanız lazım. Yani ben bir mekanda 150-200 watt istiyorum diyorsanız öncelikle bir kere duvarlar elden geçirilmesi lazım. İşte klimanın rezonansa gidip girmediği gibi detayları incelemeniz lazım. Bunlarca Bunlar zaten da çok profesyonel ayrıca, uç heh, boyutlar evet, zaten. Heh, onun için e, fazla da yüke e, gerek yok. Yani yüce. şunu diyebiliriz. Bir ürünün 150 wattlı 210 watt olması yani duyacağımız Hı. detayı değiştirmiyor zaten. Evet, çünkü zaten biz zaten detay tam zaten onu. Buradaki içerideki bahsettiğimiz o özel alaşımlı driverlarda zaten gerçekleşiyor. Evet, Sadece doğru. biz yüksek ses veya alçak ses açma kısmını değerlendiriyoruz. Evet. Bu ne zaman efektif olabiliyor? Bazı stüdyolarımızda mikser masasının arkasında bir de bir şeyimiz vardır, koltuğumuz vardır. Hı hı. İşte bizi izleyenler olur, sanatçılar orada belki montajı izler, bir sonraki sırasını bekler. İşte o zaman belki bazen bir sesi açmak ihtiyacı duyabilirsiniz. Ama orada amaç sesi dinleyip e, belki. Birazcık. editlemek ya da kontrol etmek değil, arkaya da ses gitsin diye. Bu belki hafif diyelim bonusu getirmiş olabilir. Doğru, doğru. Ee, şimdi midimiz 70 watt, tweeterimiz de 70 watt. Yani e, güçleri farklı. Hı hı. Fakat bunların hepsi hesaplanmış, biçilmiş, e, efektif olarak e, olması gereken değerlere gelmiş durumda. Yani bir e, low driver'lan midin ya da high'in aynı güçte olmasına gerek yok. Çünkü ses yalı de yalımı bambaşkadır. Hı hı. Yani atıyorum mesela bir şeyimiz vardır, sözümüz vardır. Davulun sesi uzaktan hoş gelir Doğru. gibi. Ama çizde değil bambaşka. Çünkü yön bilgisi kaybolur. Bazı frekanslarda örneğin işte saplarda ve ihtiyaçta yoktur. Örneğin işte sörvan sistemlerde sap bas bir tanedir, sap buhur. Çünkü yön bilgisini iki tane de koysan alamazsın o mekanda. Çünkü dalga boyu sizin dinlediğiniz mekandan çok daha uzundur. 10-15 metrelik bir mekan olacak ki siz yön bilgisini yakalayabilirsiniz. Doğru. Bilesiniz. Yani yansıyan bir ses, dalga boyu diyelim örnek verelim 4 metre. E mekan da 4 metre. Evet, Yansımalar bazen eş olabilir. Hiçbir bilgi Sark alamazsınız. Olmuyor. Veyahut da yine iki taraftan yansır. Süre uzar. Tam bir latency alabilirsiniz. Ama tek apollörde olduğu zaman bu daha zaten, mantıklı evet. bir rakama düşüyor. Zaten bu tür hesaplamalar çok profesyonel sistemlerde zaten gelip ölçülüp biçilip ona göre ürünler seçilip beğeniliyor bildiğiniz kadarına. Hani ölçülüp biçilmiş derken aslında bir stüdyoyu kurup hemen hoparlörü de koyamazsınız. Tabii. Hani bu hapolörün yeri çok önemli. Doğru. Hani ee, bakış açısı kişinin duracağı yer, yüksekliği, evet, alçaklığı, evet. yani e, istediğiniz kadar en iyi hoparlörü alın yanlış konumda, yanlış pozisyonda Ve o konulara da geleceğiz. Mekanın dizaynı o, evet. evet. Çünkü orada çok güzel yardımları var bu arkada Hı -hı. daha sonra göreceğiz. Evet, biraz birazdan arkadaşlar arkasında yani, geçeceğiz zaten. Yani e, mekanın içerisinde değerini kazanıyor hoparlör. Mekanın değeriyle birlikte, akustik değeriyle birlikte. Yani kötü bir mekana koyun hoparlörü, hiçbir şekilde sonuç alamazsınız. İşte oradan e, varacağımız noktaya e, geleyim. Şimdi Bizim, e, Neumann bu problemi algılamış. Yani, kimi stüdyoda köşede duruyor hoparlör, hmm. kimi tam köşede değil, duvarın önünde, şu ana yakın bir pozisyonda, e, kimisi de dış köşede olabiliyor bazen. Yani, e, şöyle geldiğini düşünün köşenin, evet. oradaki akustik davranışları bambaşka frekansları Yani daha doğrusu geyinleri, kazançları, bize gelen etkisi. Örneğin, düz e, duran bir hoparlör, sıfır olduğunu referans olarak alalım. Köşeye koyduğunuzda bu konuma göre 9 desibel daha ses güçlü çıkıyor. Hmm. Yani halk dilinde biraz konuşalım. Burada 100 wattsa oraya aldığınızda 100 artı watt e, yani 150 watt yani. Belki de Çünkü öyle çalışır. 3 evet. desibel artması bir sinyalin aslında iki katı artması gibi hmm. e, bir şey. Logaritmik rakamlar biraz odur hesaplaması ama hani anlaması için seyircilerin baştan e, o e, açıdan e, söyleyeyim. E. Yani 3 desibel arttı ne ki 3 desibel demeyelim 3 desibel 2 misli sinyalin. Yani diyelim 2 hoparlörümüz var üst üste koyduk o da aynı şekilde etkiliyor. Yani bir hoparlörümüz bizim 100 wattsa 2 tane üst üste koyuyorsak bunlar 3 desibel artar 103 desibel olur. Ama 103 desibel arttı ne ki 3 desibelin 100 bile yani 200 decibeli... watt gibi değerlendirmiyoruz onu biz. 200, 200 watt belki. 200 wattlara evet. geliyor. Tabi bunun tam efektif değeri tabii, tabii, daha sonra hesaplanır ama bu derece önemli yani ee, bu hoparlörde olsun, mikrofonda olsun, kulaklıkta olsun o 1 2 desibellik farklar oldukça önemli e, sonuçlar getirebiliyor. Ya yani, yani bu 100'müş, bu 103'müş ne var ki arada fark demeyeceğiz. Gerçekten bayağı etkili. Bir fark varmış. Yani ve hiç Ampin'in gücüyle oynamadan da düz duvara duran hoparlörü köşeye koyduğumuzda bir anda özellikle alt frekanslarda 9 desibel artış var. Evet. Bu astronomik bir rakam yani aslında. Aybe. Yani. E, ve artık zırlamayan hoparlör köşeye geldiğinde zırlayabilir. Çünkü e, verdiği gücü duvardan tekrar üstüne alır, rezonansa girebilir. Doğru. İşte bu gibi efektleri e, Neumann düşünmüş. Bu sadece 310'da değil. 120'de de var. Ve arkada switch'lerimiz var. Bu switch'lerle biz benim hoparlörüm köşede düz duvarda veyahut da free field'de yani e, arkasında yakın mesafede herhangi bir duvar yok gibi konumlarımız var. Buna göre diyelim köşeye koyduğumuzda biz bunu ayarladığımızda o kazandığı aslında istemediğimiz kazancı yok edebiliyoruz. Yani otomatikmen gain'ini kısıyor diyelim rahat anlamak için şeyin e, amfinin. Aksi halde sizin pota gidip bu işi bilseniz bilenler geliyor İşte geyinin onun üç desibel kuzu çünkü ben bunu şey aldım köşeye aldım diyor. Ya da atıyorum front of the wall duruyor. Biz bu üç desibel fazlamız var bizim burada. Ya da altına gazete <laughs> sıkıştırıyorlar standın. <laughs> Ondan dolayı streşime girdi diye hani arada <laughs> böyle. Aslında evet uzaklaştırsa <laughs> evet, onu uzaklaştırsa e, metre free evet, field'e yaklaşacak o Kazancı almayacak. Çünkü eee onu da anlatayım nereden kaynaklı. Merak eden olabilir yani. Tabii, tabii, Tam kesinlikle. E, şeyini. Zahmeti Şimdi e, ses yayılırken aslında her yöne yayılıyor. Çünkü bu bir basınçtır. Yani burada bir hoparlör bir basınç oluşturduğu bu hava itiyor. Ama arkaya da gidiyor ses. Tabii. Bir şekilde. İşte buradan gelen ses tekrar içeri gidiyor. geliyor. Eğer yansıyan ses aynı fazla çakışırsa üst üste zikmaları geliyor. Yani örnek anlatalım, buradan ses çıktı, bir metre gitti. gitti. hiç düşünmüyorum, iyice karıştır. Buradan geldi ses, buraya vurdu, geldi. Bir sonraki ses buradan çıkıyor ya. Evet. Çıktı, o da onunla birlikte çıktı. İki tane sinyal sinyali et oluyor. Bir anda, Karman iki misli, mı? Halk dilde konuşuyorum yine, artmış oluyor sesimiz. Yani atıyorum bu Twitter'da da geçerli. Tabii. Ama en çok bizim bunu algıladığımız tabii ki Peki, e, low frekanslarda. Peki ziyade ses bozulması da yaşıyor muyuz bununla beraber? Tabii ki yaşıyoruz. Yani üst üste bindiği zaman ses, çünkü biz buradan sadece bir ton vermiyoruz. Yani 300 Hz ya da 50 Hz. Yani birçok Hz var ve bunların maalesef dalga boyları farklı. Yani buradan yansıyan az önceki örnek 100 Hz olsaydı, bir de 150 Hz aynı zamanda gelseydi o et olmayacaktı. Çünkü fazlar çakışmayacaktı burada, şu mesafede çakışacaktı. Evet. Ee, bir yanda distorsiyon oluşacaktı. Yani Peki, dinleyen de fark etmeyecekti onu o zaman. 150 ile 100 arasındaki. Yani burada kişinin oturma mesafesi, bu durumun her şeyi bunlara etkiliyor. <laughs> yani e, şimdi hoparlörü belli bir konuma aldınız. Burada dinlediğinizde mükemmel ses varken biraz daha ileride dinlediğinizde sesi çok kötü olabilir. Evet. Çünkü faz farkları farklıdır. Yani delay. Yani örnek vereyim. Sizden çıkan ses dalga boyu buraya geliyor. Aslında hani diyoruz ya 300 küsür metre bölü saniye hızı evet. sesin. Her frekansla farklı. Hmm. Arada nüans farkları var. Yani işte bu tizin, bu midin varış zamanları aynı olması lazım. Hatta bunu düşünmüş bir üst versiyonumuz da var. Hmm. Orada twitter'ın, midin ve low'un delay'lerini ayarlıyorsunuz. her şeyin gidişini evet. siz izliyorsunuz. Yani orada bir ölçüm mikrofonu koyup tizlerle basların aynı anda varıp varmadığını ee, ölçüp ona göre delay'lerini tam giriyorsunuz. Evet, yani cihazda e, milisaniye olarak siz şeyi girebiliyorsunuz gecikmeleri. Bu sayede tam bir e, ortamdan özellikle işte köşe konumu olsun, işte duvar önü olsun, yansımalardan kendinizi bir şekilde kurtarmış oluyorsunuz. Harika. Peki ön tarafında anlatacağımız bir şey yoksa isterseniz küçük bir ara verip arka tarafını ön yapalım. Ön tarafında bir şey de anlatayım. Tabii lütfen lütfen. Şimdi ee, hepimiz yaşıyoruz. Bazen apörleri dalıyoruz. Hani ya yetmedi power hadi power biraz daha verelim. Bir ne zaman o bakalım bu e, şey olacak e, zırlayacak Hı -hı. bu hapörler. Zırlamayan hapörleri yok halk diliyle. Yani bir şekilde distorsiyona giriyor hapörler çünkü onun bir gücü var. Sen Tabii. o gücün üstünde buna sinyal verirsen bunu da amplifiye edersen bir yerde artık e, boğulur o ses. Tabii. İşte bunu optik olarak da daha ses olarak gelmeden sana sunmak istemiş. Neumann. Bunu da logoya bindirmiş bu özelliği. Hmm. Şimdi logomuz cihaz problemsiz çalışırken sürekli bu renkte beyaz yanar. Fakat arada artık distorsiyon girmeye başladığında overdrive olmaya başladığında amfi lambamız kırpışmaya başlar ve kırmızı kırmızı, kırmızı kırpışır. Ya, yani artık, artık gain'i fazla vurma zaten ben limitime ulaştım. Eğer o olmasaydı aslında distorsiyon olacaktı ama e, yanlış olmasın tam profesyonel olmayan kullanıcılarımız distorsiyonun sesi dinlemeye devam edecekti. Hmm. Ta ki ne zaman? Artık iyice ses yırtılana kadar. Oysa ses çoktan yırtılmaya başladı. Tabii. Ama işte o anda sizi uyarıyor anlamız. E, bir daha üst şey koymuşlar buna özellik. Sürekli kırmızı yandığı doluyor. Bu da artık distorsiyona gireyim girmeyeyim sen 8 saattir çalışıyorsun ben artık overhead oldum hız oldum yani hız ısındım. Yani girsen de girmesen bunun de ısındım <laughs> evet. Vay yani sürekli kırmızı yanıyorsa bir kapatacağız artık. Artık bunu bir dinlendir. Geyini kız. Kapatmana gerek yok. Hı. O zaten soğutmasını göstereceğim. Yeterli tamam, işte. miktarda bir soğutması var. Ee, kendini hemen soğutur. Ee, yani cihaz yakmanız da aslında burada ne geliyor? Ee, sonuç olarak mümkün değil yani. Tabii. Yani sen yeter ki lambayı e, takip et. Seni Kullanıcı uyarıyor. Var aslında. Yani başı boş giysin fiyakarken, yani, yaktıysan da artık artık geçmiş yapacak olsun. bir şey. yok. Çünkü <laughs> e, komple kapatabilirdi bunu. Çok basit Tabii. Bir teknoloji yani, o drive olduğunda bunu kapatmak. Ama evet. gerek yok. Bazen insanlar bunu istiyor. Yani bazı son masterlar bunu bir zorlamak istiyor. Bakıyorum. Ne olacak? Seste ne çıkacak? E, gibi arzular olabiliyor. Onu da kesmek istememiş. Evet. Çünkü a, kapattı sistem şimdi bekleyelim soğumasını demek de güzel bir şey değil. değil yani Çünkü evet, sonuçta ya ses iş, geliyor. İş anında da olabilir bu. Bir anda yüklenip taklıyor, aynen, kendini aynen. kesebilir. Yani orada düstasyonu sen evet. e, aldın diye monitörlemeni yanlış da olsa artık bozulduğundan dolayı e, elden almaya gerek yok. Monitörlemen devam etsin. Giyinini kısarsın. Soğuduğunda zaten cihaz kendini toparlar. Peki, o zaman küçük bir ara verelim arkadaşlar. Ee, Sinan abimiz biraz yoruldu, su falan içelim. Ondan sonra tekrar kaldığımız yerden devam edelim. Arka tarafına e, geçeceğiz, yani arka kısmındaki e, bu soğutma sistemini, switchleri vesaire onları göreceğiz. E, bir küçük bir ara, ondan sonra devam ediyoruz tekrar. Evet arkadaşlar tekrar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, şu an görmüş olduğunuz gibi Neumann KH-310A modelinin şu an arka tarafını görüyorsunuz. Zaten yakın çekim kameramız burada. Ee, bakalım Sinan abi bize neler anlatacak evet. arka kısmı ile ilgili. Az önce anlattığımız özellikleri aslında burada nasıl ayarladığımızı göreceğiz hı hı, kabaca. Hı. Ee, bu arada bunu da belirtmek istedim. Şimdi 310A dedik ya, hı hı. A aslında analogu gösteriyor. Hı. Yani bunun dijitalin de çıkarılması planlanıyor. Hı -hı. Ee, bakalım onu da bekleyeceğiz ne olacak. Evet ee, İnşallah heyecanlı. çıkar veyahut da daha üst bir model çıkabilir. Yani A harfini e, o yüzden evet. koyduk. Bazı farklı markaları da A geldiği zaman aktif anlamına geliyor. Evet. Ee, Bizde ama burada, bu analog anlamına evet, geliyor. Şu an literatürde e, D de ifade ediliyor ama bunlar artık öngörü olarak, Hı -hı. planlama Hı -hı. olarak var ama Realty'de daha şu an evet. hani ticari açıdan dijital Zaten bu serilerimiz devam edecek Senin abi. Seni tekrar bir daha tamam. yoracağız böyle e, vaktini ne alacağız. Olur, ben e, arkadaşların huzurunda da teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten buradaki bütün yetkilileri sağ olsunlar herkes e, çok e, ince bir şekilde bizi ağırladı ve e, ilgilendi. Özellikle senin abiye teşekkür ediyoruz. Akşamın Rica bu saatinde e, gerçekten yorulun. E, teşekkür ediyoruz. Başka hı. bir şey diyemeyiz. En basit ayarlardan başlayalım. Şimdi dedik ya logomuzu ayarlayabiliyoruz. Hı hı hı. Şimdi burada e, tam kapatılıyor bahsettim hatırlamıyorum da biz logomuzu komple kapatabiliyoruz da. Çünkü bazen ışık da rahatsız edebiliyor. Tabii. Yani ben bu logoyu görmek istemiyorum diyorsanız e, burada bakın e, display brightness diye bir Hı -hı. konumumuz var. Hı -hı. Bu 4 konumumuzdur. Komple kapatabiliyoruz. Yüzde %30, yüzde %60 veya yüzde %100 parlaklıkta açmamız mümkün. Hı -hı. Önemli bunu uygulamasını arkadan yapalım hemen. Bakın, Gerçi şu an e, o kadrajda değiliz ama şu belki ana kameradan evet. biraz seçebiliyorlardır. İyice dinledim. Evet. Şimdi komple kapattık. Evet. Yani e, aslında burada ne olmuş oluyor? Hani dedik ki hep denetim altındayız overdrive yaptığımızda. Onu da aslında ne yapabiliyoruz? Kapatabiliyoruz Yani Zaten çok profesyonel yani. kullanıcılar zaten e, ürünün performansını zaten biliyorlardır. Evet. Kendi kullandıkları hı hı. için duyumlarından evet. dolayı. Onlar da çok sıkıntı yaşamayacaklardır zaten kapattıklarında. Doğru. Şimdi daha önce bahsetmediğim bir özelliğimiz daha var burada, şimdi görünce aklıma geldi. Bir de bizim ground Lift anahtarımız var. Bu da şudur, şimdi bazen seste bir dırlama olur. Bu genelde şebeke frekansının 50 Hz'in bir şekilde topraklamanın yanlış ve yetersiz olmasından dolayı oluşan bir Brumming Noise, Brumming yani dırlama, art gibi. Dip dip gürültüsü. Dip hmm. gürültüsü ama daha çok evet. daha bas bir sestir hmm. e, öte. Ama cızırdama da yapar. Mesela şebekede switch modlu, arızalı bir cihaz varsa hmm. e, bunlara sebep olur. Bunun sebebi e, bu oluşan sinyalin topraklama üzerinden yok olmaz. Hmm. Fakat e, o dırlamalı ses yok olmak için en güzel toprağı bulur. Ve genelde en güzel topraklama da zaten ses sistemindedir, mikser kısmındadır. Ortak şaşırıdır ve oradan akıp yok, yok olmaya gider. Ama o yok olup e, gidene kadar da kendini hissettirir seste. Çünkü milivolt düzeyindeki bu e, kaçak akım diyelim. E, bize seste e, rahatsız edici seviyelere kadar çıkabilir. Çünkü geyinlerimiz var. E, biz burada gainimizi bazen e, atıyorum 20-30-40 desibellere kadar açtığımızda bu demektir 100 kat, 300 kat sesi e, yükseltmek. İşte bunu engellemenin en güzel yöntemi de kaçış noktasını, akış noktasını köreltmek bu kaçak akımın. İşte biz burada ground lift'len bunu kaldırdığımızda artık XLR konnektörümüzdeki e, şaseyi koparmış oluyoruz. Hı. Yani topraklamadır aslında şase. Evet. O, bir şekilde buradan amfiye da amfi derken aktif hoparlörümüzü. Aktif ses sistemine giderken bir potansiyel fark varsa yani bunun toprağı örneğin 1 volt ama onun mikserin toprağı 2 voltsa arada 1 voltluk bir Kirchhoff akımı da oluşur. Hmm. Ama alternatif akımın tabi e, kuralları doğrultusunda. İşte bunun biz kesebiliriz. Evet öne yani Normalde ararız ya dırılıyor bu ne yapıyor cakı çıkarız falan. Direkt orada kısa çözüm kaldır e, ground lifti aç. Akamasın. Akmadığı zaman da Hani atomlar gidemeyeceği için hiçbir şekilde onu algılamazsın. Ama tabii evet. bu e, o anı kurtarmak için bir yöntemdir. Sonuçta Aslında bunun yapının olmaması sistemini lazım. Değiştirmemiz Ama gerekiyor. hani emergency durumda çok güzel bir can kurtaran görevi yapar bu röntgen. Harika. Ee, cihazımızın <laughs> burada işte analog e, girişini görüyoruz. Evet, simetrik. Evet. E, ve trafolu simetrik e, şeklindedir. Ee, üst kısımda da e, bu aslında güzel bir özellik. Şimdi görünce aklıma geldi. Şimdi genelde şu hareket yapılır. İki apollör sağda solda. Ya bunların sanki sesleri az. Hı hı. Bir arttıralım. Yani ya mikserden geyini verdik, master'ı verdik ama yani bir doyamadık bu sese <laughs> ya da tam tersi ya bu overdrive oluyor bu sanki ses yani sinyal vermiyor ama bir şeylik var kısalım geyini diyorsun ama mikserden kısmayacaksın çeşitli sebeplerden dolayı. Evet. Uğraşanlar bunu bilir bazen direkt hoparlörden aktif hoparlörden kısmak ister ve gelir şuradan şu geyin ayarını kısar. Hmm. Örneğin öğleden sonra saat 1'de ben o şekilde kullanıyorum. Çok evet, güzel bir saat Evet. Ha, saat birde gider öbürün de göremez. Arkasına elini uzatır. Tahminen saat bire getirir. E, pardon birden on getirir. İşte sözde bir desibel kıstı. Ama aslında o tahmini bir kısmıdır. Ne yapıyor? Biri atıyorum 0.5 desibel kısıyor. Biri 0.7 desibel. İşte bu hatadan kendini kurtarmak için daha doğrusu kullanıcıyı Neumann şunu getirmiş. Ya, elini uzat demiş hiç gen ayarına dokunma. Bak burada benim kademeli eşlenik. Öbür tarafta da aynısı var çünkü. Arttır veya kız sesi. Ne zaman memnun oldum? Hangi konumda bıraktım? Orada bırak. Git öbürüne de aynı ayarı yap. Hiç potansiyometreyle uğraşma. Çünkü o kişiden kişiye his üzeri yapılan Baksam bile bazen aç bakış açısıyla bile hata yapabiliyorsun. 2 derece, 3 derece farklı ama işte onu baştan güzel bir ayarlayıp her ikisinde de eşlenik yaparsan artık bundan sonra sen buradan Gain al ver tabi yani hiç hiçbir Sivişlik. şekilde balansı Atmadım. bozma evet. yani onu yanlış yaparsan çünkü bir desibel bir farktan dolayı ya da iki desibel farktan dolayı öbür hoparlörün biraz şeyleri daha yüksek çıkar ses basınçları ve hatalı dengelemeden dolayı sen de hatalı miksaj yaparsın doğru işte bu o hatayı gidermiş oluyor evet. aynı, e, şu şu düğmeden bahsediyoruz. evet şu düğme evet. evet aslında bunu baştan bir yapıyoruz bu bizim şey gibi fabrika ayarımız gibi kendimizi öz ama ondan sonra 2 desibel 3 desibel neyse bizim şeyimiz o maksimumlara göre burada verilmiş rakamlar. Hı hı. Bunları çok güzel onu da söyleyeyim. Kullanım kitabı da çok güzel. Hı. Yani kullanım kitabı bunları uzun uzun anlatmış şey normal. Harika. Ee, yani kısaca kesmemiş. bu şu ayar diye. şu benim anlattığımından daha fazla şeyler var. Tabi zaten biz onu hep söylüyoruz. Ee, daha fazlası için lütfen kullanım kılavuzlarını okuyun arkadaşlar. İngilizce öğrenen, İngilizce bilmeyen arkadaşlar da bir an önce kursa gidip başlamalı. Ee, çünkü müzik gerçekten İngilizce üzerine kurulmuş bir e, kavramdır. Onu bilmenizi istiyorum. Yani çok Aynen, çok fazla detay evet. içeriyor. Ee, <laughs> yani e, burada e, biz e, aktif hoparlörümüzün geynini hatasız bir şekilde diğer ile aynı oranda arttırıp kısaltabiliyoruz. İhtiyaç ihtiyaç duyduğumuzda. Evet. Bu da bizi hata yapmamızdan e, kurtarıyor. Kesinlikle. Zaten normalde de apellerin arkasında bu. Yani evet. şimdi arkaya git, de yer yok. Tabii ona göre yer yaparlar tabii. Şimdi bakın zaten kendinden bu askı kitle. Tabii. Bir şekilde parmağını buraya sokup ayarlayabilirsin. <laughs> ama öbür türlü görüp ayarlaman lazım. O da daha biz zor. Bir de zahmet yani. ya. Aynen. <laughs> çok o fazla. Bu kısa bir pratik çözüm Kesinlikle. olmuş. Kesinlikle. Bir de bir önceki konuşmamızda bahsettik konumu hoparlörün çok önemli diye. Köşede mi duruyor? Duvarın düz önünde mi? Ya da free field de mi? İşte bunların hani dedi ki her frekansta bu farklı drama özellikle baslarda çok güzel kendini Hı -hı. gösterir. Hı -hı. İşte burada da aynen üç tane driverımız olduğu için her üç drivera göre oranlı e, gain ayarları yapılmış. Şimdi bu Gain ayarları ilk bakışta bir şey anlaşılmıyor ama az önce dediğimiz gibi Kullanım kitabına baktığınızda örneklerini vermiş Neumann. Köşedeyse hoparlörün Şu ayarları kullan. Düz duvarın önündeyse bunları kullan gibi Oradan rahatlıkla bu detaylara girmiyorum. Bunları ayarlayabiliyorsunuz. Yani e, Kısmen Hoparlörün Konumuna göre akustik konumuna göre daha doğrusu mekan içerisindeki sen e, bas ve tizlerin e, daha dengeli olmasını sağlamış oluyorsun. Harika. Çünkü bu 3-3-3 band e, evet. EQ'muz da zaten bu dediğimiz evet. kayıpların önüne geçmek, bu bulunduğu konuma göre farklı frekansları düzeltmek için bunları kullanabiliyoruz. Evet. Bunların çeşitli varyasyonları kitapçığında belirtilmiş. Evet. Bunlar da sanırım soğutma sistemi. Evet. Amfimizin soğutması. Hı hı. Pasif bir soğutma. Yani şu ne demek? Zaten çoğu stüdyo monitöründe bu aktif soğutma olmaz. Doğru. E, fandır çünkü hı hı. aktif soğutmanın ilk akla geleni. Evet. Fan ses yapar. Anfiler de mesela aktiftir bu ama anfinin rak dolabında dururken onun fanı bizi rahatsız etmez. Kesinlikle. Ha. Ama burada tabii her yani stüdyo monitöründe olduğu gibi pasif seçilmiş ve oldukça yeterli bir e, soğutmadır. E, kullanıcılarımız bunun varsa çok ısındığını görebilir. Normaldir. Hı hı. Yani Ama stresi yok. yok çünkü amfemiz AB sınıfı hı. üstündeki. Bu ne demektir? Biraz enerji tüketimi fazla. E, doygun pozisyonda çalışıyor sürekli amfi. E, bu da aslında işte bu bizim lineer frekans spektrumumuzu sağlayan özelliklerden biri. Yani sadece amfi deyip geçmeyeceğiz, amfinin de A sınıfı, B sınıfı, A, Kesinlikle. B sınıfı, C sınıfları var. Beyaz eşya gibi diyebiliriz yani birazcık değil mi? Tüketim olarak. Dolaylı olarak ama öyle kalite, ama amaç o değil de bu burada. Tabii. Enerji tüketim tüketemez olsun çok olsun. Sesin daha iyi olması için. Tabii burada yani. kaliteden bahsediyoruz. Evet. Ve kullanılan e, materyaller, malzemeler, iç donanım, Hı. aksam bunların tamam, hepsi. Tamamen elektronik tasarımla tabii, alakalı. Tabii. Ee, Bakıyorum da... şöyle. Evet burada da yine bir asma yerimiz var. asma evet, kapamımız var. Bu standart opsiyon olarak geliyor. Yani asma... E, alan e, ton masterimiz bunu asmak için özellikle bir tane daha askı kit almak zorunda değil. Zaten böyle geliyor. Beraberinde hı hı. geliyor. En simple askı yöntemidir. Fakat bununla kalmıyor. Yani onlarca askı kitimiz var. Hı. Hmm. duvara, yerden sehpa, L sehpa. Yani duvardan çıkıp ilerleyen e, askı kitlerimiz. Bunların da hepsi eee hoparlöre göre amaca göre yani stüdyodaki imkanlar dahilinde geniş bir yelpazede. Tabii. Yani aldım hoparlörü ya şunu şuraya şöyle monte etseydim keşke şöyle bir ası git olsaydı sorusu olmuyor. Çünkü gerçekten var, zaten öyle var. Bir şey. yani evet. çeşit çeşit düşünmüş Harika. hepsini e, önceden yani e, sizin aklınıza gelinen çözülmüş Bu 3-4 yıllık ARGE demek ki bu tarz şeylerle kullanıcılara yönelik sürekli bir gelişim sağlamış. O daha önceden yapılmış o ARGE. Değil mi? Dediğim gibi e, evet. Client çok, zaten çok bir e, profesyonel bir firmaydı bir bu konuda. E, fakat da işte bir şekilde e, nasıl diyeyim kendini tanıtamadı. Pazarlama şeyi doğrudur, bu. Doğrudur. E, yöntemi. E, bunu işte de, devraldı Neumann. E, ama tabi askitleri zaten vardı. Burada da zaten devraldığı firmanın da bunların hı hı. argesini yaparken ne kadar detaylı düşündüğünü gösteriyor. Tabii ki. Yani gidip de rastgele bir firmayı almadı Neumann. Gerçekten aslında nokta kendi, e, hani süper dedin, alanında nokta atış yapabilen bir firmaydı. Doğru. Deminki konuşmamızda e, aradan önce e, bas refleks diyorduk galiba. Hani bazı e, monitörlerde <laughs> delikler oluyor demiştiniz, evet. onun farkını anlatacaktınız. <laughs> e, onun ilişkinde de birazcık alabilir miyiz? Hani olup olmaması, şimdi, kapalı dediniz bunu tamam, çünkü. Şimdi, kapalı olmasın e, baslarının hı hı. daha iyi çıkmadığı izlenimi yaratır ilk önce. Evet. Çünkü ya da hani hep böyle insanlar niye bas refleksi şeyi şey yapıyor ya e, deliği. Hani aslında o da bas refleks de dedi ki dalga boyları evet. yolunu uzatıyoruz şeyin. Hmm. O, hani eğer follow way dediğim yani havanın akış yönünün yönlendirilmesi yönlendirilmesiyle alakalı bir şey. E, onu uzatıyoruz ve o sayede aslında hani bu arge yaptık dedik ya burada evet, normanda da evet. şu, rezonans giderici özellikleri bunun daha basit şeyi e, yapısı, hmm. daha da güzel çıksın sesler diye fakat bu da beraberinde az önce dediğim gibi başka dezavantajlar Doğru. getiriyor. Yani bir hava üflüyor bu. O hava üflemesi de rahatsız edebiliyor ve bizi? insanları özellikle psikolojik olarak yani ben kendimde biliyorum gençliğimde hı hı. Ha, ne güzel vuruyor hava. Yani oh. baslar güçlü <laughs> dedirttirebiliyor, insanı yanıltabiliyor. Oysa hiç ona gerek yok. Evet. Yani bu e, refleksler olmadan da güzel e, yani alt frekansları alabilirsiniz. Ha, bunun olmamasından dolayı bir eksiklik var mıydı? Vardı işte onu da ne yaptı? Can Neumann minali. bu tasarımıyla ile e, giderdi ve alşağılara kadar 34 terslere kadar inebildik. Peki. Çok teşekkür ediyorum ben öncelikle. Rica ee, arkadaşlar Noyman'ın KH 310 modeli bu gerçekten e, çok m, özel biraz butik yapılmış bir ürün olduğunu söyleyebilirim. E, i̇lerleyen tarihlerde üst modelleri, alt modellerin hepsinden e, farklı örnekler vereceğiz. Bugün buradaki odamızda, e, yani buradaki demo odasında e, bu ürün olduğundan dolayı bunun üzerine gittik ama dediğim gibi yine farklarını yapacağız. E, Sinan abi teşekkür ediyorum. Gerçekten e, zahmet edin. ettin. Ben Yoruldun. Oldu. Emeğini ve bilgini paylaştın bizimle. E, arkadaşlar ürünle ilgili ekstradan sormak istediğiniz sorular olursa info.gitar.teknikleri.com adresine mail atabilirsiniz. E, yine videonun altına yorum yazabilir veya Facebook'tan bizimle iletişime geçebilirsiniz son olarak bizi aramanız yeterlidir. Birazdan tekrar karşı tarafa alacağız tekini. Çünkü üstüne koymuştuk bozmamak için. Size bir dakikalık küçük bir şey dinleteceğim. Ben buradaki kırmızı koltuğa oturacağım. Tam ortasına geçeceğim iki yönünde. Keyif yaparken video sonlanacak zaten. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Gotta fold them on the table when you hold a losing hand. But he says come and have a look at how she flitters. again. The faster she runs, the faster she runs, the further you go. She slips through your hands and she flies like an arrow. She speeds away laughing.